Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte çerçevesiz diye gezinen telefonlara kafa tutan Vivo Nex'i inceliyoruz. Evet arkadaşlar, telefona karşıdan baktığımız zaman ne bir çentik ne bir ön kamera görüyoruz. Bu da telefona %91.2'lik bir ekran gövde oranı veriyor. Peki bu adamlar ön kamerayı nereye koymuşlar? Gelin kamerayla başlayalım. Hem bu çözüme bakalım hem de kamerada ne var ne yok onu bir inceleyelim. Ön kamerayı açtığınız zaman telefonun sol üst tarafından çıkıyor kameramız. 3 farklı ses efekti ya da sessiz olarak çıkabiliyor kamera oradan. Sessiz olduğunda da içindeki motorun sesini rahatlıkla duyabiliyorsunuz. Normal bir selfie kamerasına ulaşmaktan daha uzun sürüyor bu işlem, yaklaşık 1 saniyede açılıyor. Ancak çok abartı bir süre değil. Tabii ki ön kamera oldukça büyük bir yeniliği getiriyor telefon dünyasına. Zaten siz de şimdi kamera performansını anlayacaksınız. Adamlar kamerayı falan bırakmışlar, full inovasyon kasmışlar. Kamerayla ilgili hepimizin aklına gelen soru şu: kırılır mı, kırılmaz mı, bozulur mu? Bence biraz tehlikeli, kırılma ihtimali de yüksek, dikkat etmek lazım. Sonuçta cebinizde yanlışlıkla ön kamerayı açarsanız oraya bir cisim gelir, bir şeyler olur. Kırılma ihtimali yok değil yani. Ama her ne olursa olsun çentiği ortadan kaldırıp böyle bir çözüm getirmelerini de bence takdir etmek gerekiyor. Teknik açıdan bakacak olursak da ön kameramız 8 megapiksel değerini taşıyor. Aynı zamanda f2.0 diyafram değerine sahip. Görüntü kalitesi bakımından bu kadar büyük bir inovasyona karşı bekleneni bence tam karşılayamıyor. Yoğun ışık altında renkler biraz patlıyor. Güzelleştirme efektlerinin de biraz fazla abartılı olduğunu söyleyebiliriz. Portre modu da bulunan ön kameramızda çekilen portre fotoğraflar biraz yapay gözüküyor. Gelecek modeller için kızaklı kamera bence tamam, ancak biraz da kalitesine önem vermek gerekiyor. Arka kamerasına baktığımız zaman 12 ve 5 megapiksel olmak üzere çift kamera görüyoruz. 12 megapiksel olan f1.8, 5 megapiksel olan da f2.4 diyafram değerini taşıyor. Gündüz veya bol ışıklı yerlerde çektiğiniz fotoğraflar gayet iyi durumdalar. Sadece çekildikten sonra kendi içinde biraz efekti kaçırabiliyor bazen. Telefonda herhangi bir çerçeve olmadığı için de tam ekranda fotoğraf çekmek oldukça keyifli oluyor. Kamerada yapay zeka ile ilgili birkaç özellik var. Mesela bir metni çevirebiliyor, İngilizce olan bir metni, ama şu an için sadece Çince'ye çeviriyor arkadaşlar. Belki global sürüm çıktığında farklı dil seçeneklerini de görebiliriz. Video tarafına baktığımızda arka kamera ile 4K, ön kamera ile de 1080p videolar çekebildiğini görüyoruz. Optik sabitleyicisi bulunan kameramızda hem video çekerken hem de fotoğraf bölümünde titreşimlerin önüne geçiliyor. Evet arkadaşlar, şu anda sesimi Vivo Nex üzerinden duyuyorsunuz. Yani mikrofonlar bu şekilde kaydediyor. Bir de kameraya RE Stickers diye bir bölüm eklemişler. RE emojiye benziyor. Ancak bu bölümden de çok fazla bir şey beklemenize gerek yok arkadaşlar. Ben çok beğenmedim şahsen. Dilerseniz kamerayı bir kenara koyalım, tasarıma değinelim. 6.59 inçlik devasa bir Super AMOLED ekran karşılıyor bizleri. 1080x 2316 çözünürlük sunan bu ekranda 19.3:9 en boy oranını görüyoruz. Telefonda her şey yerli yerinde, ses tuşu falan filan normal yerinde. Ancak bu telefonun parmak izi okuyucusu nerede diye soracak olursanız, adamlar tutmuşlar ekranın içine gömmüşler. Tabii ki bu Vivo'nun yaptığı ilk bu şekilde olan telefon değil, ancak son olmayacağı da benziyor. Ama parmak izi okuyucuyla ilgili şunu söyleyebilirim: çok iyi çalışmıyor arkadaşlar. Yani standart bir parmak izi okuyucu kadar hızlı değil, bu birincisi. İkincisi de 3-4 denemede bazen çalışmayabiliyor, bazen çalışıyor. Biraz kafasına göre gidiyor yani. Aynı kamerada olduğu gibi parmak izini içine koyup öyle bırakmışlar. Arada bir çalışıyor kafasına göre. Ama inovasyon inovasyondur, helal olsun. Telefon çerçevesiz ve boyut olarak çok büyük olduğu için tek elle kullanım bir hayli zor. Üstte 2.16 mm, altta 5.08 mm, yanlarda ise sadece 1.71 mm kalınlığında çerçeveler bulunuyor.
bulunuyor. Alt tarafta mono bir hoparlörümüz var. Ayrıca çift sim kart desteği ve 3.5 mm'lik kulaklık girişi olduğunu da belirtelim. Telefonun metal çerçevelerinin yanında arka yüzeyi de cam. İlk bakışta siyah gibi gözükse de bir yerden ışık geldiğinde renklerin parladığını görüyoruz. Android 8.1 ile gelen telefonumuz arayüz bakımından FunTouch OS 4.0'ı kullanıyor. Bildirim ekranı olsun, işte aşağıdan böyle kaydırdığımız zaman Wi-Fi'yi aç kapa falan filan gibi yerler olsun, açık uygulamaları görme gibi şeyler olsun, biraz iPhone onu andırıyor. Üst tarafta çerçeve yok dedik, peki Ayize nerede? Ayize de tıpkı parmak izi gibi telefonun içine gizlenmiş durumda. Şimdi gelin biraz da Vivo Nex'in teknik özelliklerinden bahsedelim. Bizim elimizdeki Vivo Nex S isimli model Snapdragon 845 işlemci ve Adreno 630 grafik işleme birimine sahip. Ayrıca 8 GB RAM ve 256 GB'lık depolamayı içinde barındırıyor. Bunun yanında bir de 128 GB'lık depolama seçeneği var. Bu saydıklarım S modeli için geçerli arkadaşlar. Bir de A versiyonu var. O bundan birazcık daha düşük konfigürasyona sahip. Şimdi gelin bu telefonda 10 dakika boyunca bir oyun oynayalım. Bu sırada ben de size biraz pilinden bahsedeyim. 4000 mAh'lik bataryasını uzun uzadıya kullanma fırsatım olmadı. Ancak kullandığım süre zarfında yoğun kullandığım için bir günü biraz zor tamamlayabildi. Ancak standart bir kullanıcı bir günü rahatlıkla tamamlayabilecektir. Oyun testimizin de sonuçları şu şekilde: %50 olan şarjımız %48'e düştü. Sıcaklığımız da 28.8 dereceden 32 derece seviyelerine çıktı. Gayet iyi değerler diyebiliriz. Artık telefonla ilgili son sözlerimize gelebiliriz. Vivo Nex kesinlikle telefon dünyasına farklı bir boyut katıyor. Yakında global pazarda da bulunabilecek olan telefon zaten Dünya Kupası'ndaki sponsorluğuyla da işin ne kadar ciddi olduğunu bizlere gösterdi. Yani adamlar bastılar parayı. Bu arada bizler telefonu Dünya Kupası'na giden Enes Timli bir arkadaşımız, o bizlere getirdi sağ olsun. Telefonun Türkiye'de şu an 5200 lira civarlarında satıyorlar 256 GB'lık model için. Bana kalırsa 5200-5300 lira gibi bir rakamla garantisi olmayan, bir ay sonra iki ay sonra hani kamerasında bir sorun yaşarsanız bir muhatabınız bulamayacağınız bir telefon için birazcık fazla. Bu koleksiyonluk telefon, ben bunu alacağım abi, kullanacağım, bana tamamen çerçevesiz ekran lazım, kamera buradan böyle çıksın falan filan gibi derdiniz varsa alabilirsiniz, ama dediğim gibi yine 5200 lira fazla. 4000 lira bandında olsaydı o zaman düşünülebilirdi. Tamam, teknik özellik çok iyi, inovasyon var, ama 5200 lira bence hala çok fazla. Peki arkadaşlar, siz ne düşünüyorsunuz? Şuraya bir anket hazırladık. Koleksiyoncu musunuz? Bu telefonu alır mısınız? Yoksa bence pahalı, hayatta almam diyenlerden misiniz? Anketten cevaplarsanız seviniriz. Ha bir de şunu merak ettim arkadaşlar. Sizin hiç aklınıza gelmiş miydi böyle çentik alternatifi ne olabilir? Kamera nereye konulabilir? Ya da sizin farklı bir fikriniz varsa mutlaka yorumlara da yazın arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Web Tekno videolarına ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.